Sevgili seyirciler, sağlık haberleriyle devam ediyoruz. Sırada zamanın durduğu hissini yaşayan insanlardan yola çıkarak bilim insanlarının beynimizin oynadığı bu oyunla ilgili öne sürdüğü görüşleri içeren haberimiz var. Simon Baker adlı 39 yaşındaki adam baş ağrısını gidermek için ılık duş almak istemiş, musluğu açıp duşa baktığımda su damlalarının havada asılı kaldığını gördüm diyor Baker. Sanki bir film karesi ağır çekimle dondurulmuş gibi diye ekliyor. Baker ertesi gün baş ağrısı nedeniyle hastaneye gittiğinde doktorlar damar genişlemesi teşhisi koymuşlar. Daha sonraki randevularından birinde su damlalarının havada asılı kaldığını, zamanın durduğunu gördüğünü söylediğinde, Chicago'daki Northwestern Üniversitesi'nden nörolog Fred Oswiu bu deneyimi oldukça ilginç buldu ve NeuroCase adlı dergi için kaleme aldı. Sevgili seyirciler, zamanın herkes için aynı hızla geçtiğini fark ediyoruz. Fakat Baker'ın yaşadığı türden deneyimler, sürekli akış halindeki bilincimizin, aslında beynimizin zekice yaptığı bir birleştirme çalışmasının ürünü olan oldukça hassas bir yanılsama olduğunu gösteriyor. Araştırmacılar, Baker'ın başına gelen türden olayları inceleyerek, beynimizin zaman algısında bu oyunları neden ve nasıl oynadığını anlamaya çalışıyor. Sevgili seyirciler, Baker'ın durumu en uç örneklerinden biri olsa da, tıpta daha önce de benzeri olaylara tanık olunmuş. 61 yaşındaki bir kadın, bir yolculuğu sırasında tren kapılarını ve diğer yolcuları ağır çekim halinde hareket ederken gördüğünü söylemiş. 58 yaşındaki bir adam ise, insanlar konuşurken kötü seslendirilmiş bir film izler gibi ağız hareketleri ve konuşmalar arasında kopukluk olduğunu ifade etmiş. Uzmanlar bu tür tecrübelerin çok daha fazla sayıda olabileceğini, fakat etkinin geçici olmasından dolayı insanların önemsememiş olabileceğini söylüyor. Bu tür olaylar hemen hemen her zaman epilepsi ya da inme gibi başka sorunlarla bağlantılı ortaya çıkıyor. Baker'ın duştaki su damlalarını durmuş olarak görmesine, zayıflamış kan damarlarının ağır yük taşıma sonucu kanamaya başlaması sonucu ortaya çıktığına inanılıyor. Kanama sonucu, beyninin sağ yarısındaki geniş bir alandaki sinir hücreleri hasar görmüş. Bu durumda Baker'ın zaman algısını nasıl etkilediğini sorgulayan araştırmacılar, beynin arka tarafında bulunan V5 olarak adlandırılan görme bölgesinin ayrıca zaman algısından da sorumlu olabileceğini düşünüyor. Sevgili seyirciler, Lozan Üniversitesi'nden Domenica Boetti ve ekibi manyetik bir alan oluşturarak bu bölgeyi devre dışı bıraktığında deneklerin iki şey yapmakta sorun yaşadığını gördüler. Denekler, ekranda noktaların hareketini takip edip etmede ve bazı noktaların ne kadar süreyle ekranda kaldığını tahmininde bulunmada sorun yaşadılar. Bu ikili sorunun nedenini sorgulayan araştırmacılar, hareket algı sistemimizin kendi kronometresinin olduğunu ve görme alanımızda nesnelerin ne kadar hızlı hareket ettiğini kaydettiğini belirtiyor. Beyinde herhangi bir hasar oluştuğunda ise dünya duruyormuş gibi görünüyor. Sevgili seyirciler, Baker olayında onun ılık duşa girmesi durumu daha da ağırlaştırmış olabilir. Yani sıcak su kanı beyinden uzaklaştırıp uzuvlara akmasına neden olduğu için beyin işlevlerinin daha da kesintiye uğramasına neden olmuş olabilir, diyor araştırmacılar. Bunun sadece ihtimallerden biri olduğunu, zaman algısında çarpıtılma hissi yaşayan hastaların tümünde V5 bölgesinde hasar olmayabileceği, bu nedenle başka etkenlerin de bulunabileceğini söylüyor araştırmacılar.